direkt şuna. Sen bizi gaza getireceksin, bizdesin. Bir tek görev yapsana, kaç. Tamam bakayım. Bunda ülke serbest bırakılıyor mu? Evet. Abi bazen çünkü sana mı sorduk falan denebiliyor. Karşına koydun. Doğru. Sen de haklısın. Evet, savaş giderlerine baktığımızda karşı taraf 1,28 milyon kaybetmiş. Biz 773K, ama İtalya ile topladığınızda aslında bizim daha fazla diyebiliriz. Ya toplamları aldığınızda aslında kafa kafaya geliyor karşıyla. Şu an sadece asker sayısının azlığıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü çok cephede savaşıyor Almanlar. Ben onlar kendini daha toparlayamadan, çünkü malum Polonya'yı bitti bitecek durumda. Polonya'yı bitirirse bize daha ağır yüklenecek. Onu yapamadan yok edeceğim hemen. Biraz Blitzkrieg'e döndüreceğiz yani olayı. Daha çok mikro. Hop, boşluk. İtalya bana... Ah! Böyle, böyle ahlaksız teklifler. Evet, 88 birlik verdiğine göre artık hedefimiz böyle bir şey olmalı. Hele bu Hui 4'te production nasıl oluyor? Daha önce Hui oynamadım. Kaan baba uzunsa sen açıklama. Açıklayayım hemen kardeşim. Production lojistiğe göre production. Lojistik de ordunun düzenine göre. Orduda ne var ne yok diye. Orduda atıyorum artilerim varsa, işte infantry equipment zaten olmak zorunda. Savaştıkları silah, mermi vesaire. Support ünitelerinin istediği support ekipmanları, motorize birlikte istediği motorizeler ve tanklar. Lojistikte bunlar gözüküyor. Production'ını da ona göre ayarlıyorsun. Yani orduda kullandığın her malzemeyi üretmek zorundasın. Öyle bir durumu var. Fabrika atıyorsun. Fabrikalarda military factory'ler. Askeri fabrikaları atıyorsun. O şekilde üretimi yapıyorsun. İnşallah detaylı olmuştur, bilmiyorum. Daha detaylı da anlatılır tabii. Evet, gazı verelim orduya artık. Stettin'e kadar girdik ya. Mis gibi. Ben çok mutluyum. Şenim şu an. Mesela Moskovlularla Azerbaycan... Yok, Azeriler yok galiba, emin değilim. Hadi bak. Polonya biz bitti demem bitmez diyor abi, evet. Sovyetler de galiba başka ülkelerin korusu yok maalesef, o işte öyleydi, belli değil, bilmiyorum. Ama burada başka ülkelerde gelen askerlerin silah ve support ekipmanlarını falan biz mi sağlıyoruz, manpower? Yok. İşgal ettiğiniz ülkeden ekipman kazanıyorsunuz, uçak kazanıyorsunuz. Hani ne tür uçak varsa artık. Yani işgal ettiğiniz ülkeden bazı şeyler kazanıyorsunuz. Buna manpower falan, resource da daha iyi. Şöyle göstereyim. Manage Occupied Territories var. Bunlar benim olduğu için release yapabiliyorum. Ayrı bir durum. Bir de işgal ettiğim bölgelerde ne kadar manpower, ne kadar resource veya ne kadar fabrika alacağımı seçebiliyorum. Savaş bitince de ekipmanlarına el koyuyor olacağım. O el koyduğum ekipmanlarla tabii şeyi yine besliyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Tankları geliştirelim. Armor 2 olsun, reliability 4 olsun. Çünkü en ihtiyacım olan şey, hatta 5 olsun lütfen. En ihtiyacımız olan şey o. Şöyle bir tank dizaynı yapalım. Bir tane daha vardı. Onu da çevirdik mi? Tamam. Balansa göre anladım hocam. Tabii. Yok öyle değil. İtalyan falan sana verilen asker yardımı. Ha yok. O bana ait değil. Bana ait olmaması lazım. Emin de değilim bak şimdi. Öyle deyince. Ama yok. Manpower'ı benden gitmiyor olması lazım. Ülkeden gidiyor. Expeditionary. Yana kadar şey oldu. Gördüğünüz gibi son army araştırmasını yapınca doktrinler hızlandı. Yapmasaydın 400 gün sürüyordu bütün doktrinler ve Fransa'nın en büyük dezavantajıdır o. Almanya nasıl biraz kopup başlıyorsa Fransa'da doktrin araştırmakta zorlanarak başlıyor. O yüzden bir nevi balans sayabilirsiniz. Hemen şunları yapalım. Daha tarihi gelmese de yapacağım çünkü onlar kısa sürüyor. Ekipmanları ikiye çevirebilirim. Artileri araştırmamışız. Bak şimdi bunu fark ettim.
Evet, lojistiğimiz gayet iyi gidiyor. Savaş bittiğinde Almanya'yı kukla yap. Yok, direkt alın. Tek cör. Bunu mu diyorsun ya? Bunu mu görmek istiyorsun? Tek cör yapar mısın derken? Ne etiketi yapayım istiyorsun? Etiket mi yapayım istiyorsun ya da böyle sorayım. Viyana'yı falan almam lazım. Güneyden biraz daha hızlı puşlamam lazım. Ama gördüğünüz üzere Varşova'da çok sağlam direniyor şu an şey. Bana burada birlik mi vermiş? Dispent. Ben istemiyorum onları. Danzig'i de tutuyor. Helal olsun aslan. Aslan parçası. Construction. 39'dayız. 40'ta araştırma açılacak. Ki şimdi de yapabilirim. Günü neredeyse aynı zaten. Ufaktan direnç sağlamaya başladı. Buraya da hani, sonuçta Romanya falan var arkasında arkadaşlar. Romanya'nın bayağı güzel ordusu var başta. Yani burada da gördüğünüz üzere Slovakya ordusu var, Macar ordusu var. Benim de karşımda öyle yani. Şu an onlar da birkaç ordu. Yani sırf biz böyle at gibi orduyla falan giriyoruz durumu yok. Karşısı da bayağı karma bir orduyla. Red Finland mı? What the f? Red Finland. Çok ilginç. Yalnız Japonya'nın benim yanıma gelmesini istiyordum. O Almanya'ya gitti. İnşallah girmez onunla şeye pakta. Çünkü girerse işim uzayacak. Ben Almanya'yı alınca bitmesi gerekiyordu. Çok geciktim. Bu sefer evet. Uzadı. Kötü oldu. Eğer Almanya'yı daha hızlı bitirseydim, bir sabah öyle yapmıştım. Japonya direkt bana katılacaktı. Uğraşmayacaktım ve barış konferansı olacaktı. Şimdi Japonya'ya saldırmam çok uzun süreceği için barış konferansımız askıya kaldı. Ve bu aldığım bölgelerde de isyan misyan çıkacak. Tabii. Sıkıntı. He, şifre diyorsun. Iron Man mod oynuyorum ben. O zaman diğer savaşa katılanları kutlayıp girerse o da sana girer ve girdi. Yok, girerse bana girmez de. Uzar sadece savaşım yani. Can sıkıcı bir şekilde uzar hem de. Ki uzayacak da. Evet, bir gecikme bize çok ağır şeylere mal oldu. Direkt buraya geçiş yok muymuş? Burada da gördüğünüz üzere Polonya'nın hattı var. Kaleli hat. Sovyetleri... Oo, Sovyetler Finlandiya'yı komple kendine kattı. Şey ona savaş açabilir. Allyların çünkü Baltıklarla ilgili şeyi var. Baltık State'lerle ilgili eventleri var. Yok, öyle bir şansımız yok. Artık Japonya savaşa girdiğine göre Japonya'yı da yok etmemiz gerekecek. Barış anlaşması için. O biraz işte canımı sıkıyor şu an. Gördüğünüz gibi Polonya da büyümeye başladı. Az buçuk. Rusya ona girmeden bitirmemiz lazım. Dediğim gibi çok uzadı. 40'lara geldik. Normalde 39'da bitmesini planlıyordum. Çok gereksiz uzadı. Neyse, en azından ekipmanımız falan hazır. Eğer şey savaşmak isterse come on çekebiliriz kendisine. Second Viyana'ya bak. İstediğini yap. Bu saatten sonra Almanya seni kimse kurtaramaz. Hava üstünlüğünü aldım Bratislava ve Viyana'ya girdiğim zaman buranın işi bitecek zaten. Slovakya düşecek. Üstüne Almanlar düşecek. Daha sonra Budapeşte de şey yapacağız. Kahvaltı edeceğiz. Bazıların Paris için olan hayalini biz onların başkentlerinde yapacağız.
Neden? Çünkü Kaan Baba burada farkıyla. The Hate. Japon filosuyla uğraşmıyor. İyi geceler kardeşim. Japonya ile tabii ki uğraşmayacağım. Sovyetlere savaş açacaktır şey. Elaylar. Ben de savaş açacağım tabii ki. Sovyetlerin üstünden Japonya'ya gideceğim. Karada savaşırız biraz. Çin'den atarım onları. Falan filan. Öyle bir şeyler. Şimdi tabii dediğim gibi barış konferansı olsaydı şöyle bir şey olacaktı. Macarların işi bitecekti. Romanya'nın işi bitecekti falan. Bunların hepsi Avrupa'da bana katılacaktı. Şimdi öyle olmadığı için kötü bir durum oldu. Aslında İspanya'yı falan da şey yapabilirim ya. Ama onun daha çok var süresi. Evet, şimdilik şu şeyleri devam ettirelim. Infantry Equipment ve artilleriye biraz daha destek vereceğim. Rus cephesi biraz kanlı geçiyor. Yok, uçakları etkili de şu an ana yapacağı bir şey yok uçakların. Çok uzaktayım malum. Buraya da gelemez. Benim de filom pek şey değil çünkü. Yabana atılacak tarzdan değil. Plus. Evet, şuradan falan sızalım. Polonya da buradan geliyor. Bitireceğiz yani karşı tarafı artık. Viyana son kalesi şey. Almanların. Evet, yayında kim bunu bekliyordu, bunu yapmamızı? Yeterince sürpriz oldu mu? En çok merak ettiğim soru bu. Evet, gördüğünüz üzere Almanların işi artık. Cephe böyle oldu. Buradan Romanya'ya kadar. Aslında bir bakıma işime geldi. Romanya'yı alacak olmam bana petrol sağlayacak çünkü. Petrol eksiğimiz var bizim. Oh, ve Los Supply nerede yaşıyoruz lan? Bu yerler arda arda geliyor. Şu bölgede ciddi bir supply eksiği var. Tamam, yedi lan onu. Ha, tamire ihtiyacı var. Olsun, ben yine vereyim gazı yapsınlar. Fabrika sayısı. Dediğim gibi yani fabrikaları falan buraya büyütecektim. Bayağı bir hayalim vardı. Birkaç ay geç kaldık. Kötü oldu o açıdan. Daha agresif yapacağım çünkü malum burada beni tutabilecek bir şey yok artık. Dediğim gibi yeni patch ile gelen bir özellik, askerlerinizin saldırı tutumunu belirleme. Özellikle şu dağları dümdüz bir geçelim. Dağlarda direniş istemiyorum. Şöyle hatta. Macarlar bitti. Slovakları da bitireceğiz. Yanlış görmediysem o İspanya bayrağıydı. Bulgarlar gelsin hemen. Tabii seve seve. Chief of Air Force'a gideceğim. All Weather gideceğim. Malum. Önümüz savaş. Bulgaristan savaşa katıldı bu sırada tabii. Romanya'yı o alacak. Aslında çok sıkıntı değil. Tabi uçak filosunun yanlış saldırına topraklar Polonya'ya gidiyor. Çünkü Polonya şey bölgesi. Barış konferansında alabilirim sadece onları. Şu anlık işgal bunlar. Çok ordu atanmış durumda yalnız oraya. Bunları bir bölelim biz. 5 tane bölelim hemen. Romanya'ya atayalım. Gidiyor, gidiyor, doğru diyorsun.
sınırından. Mesela kuzeyden işgal edersem buralar Polonya'nın olur. Güneyden işgal edersem benim olur. Orduyla alakası yok yani onun. Hangi sınırdan puşladığın önemli. Aha. Beklediğim savaş geldi. Acilen burayı bitirmemiz lazım. Birazdan katılacağım Polonya, dayan. Şimdi katılmayacağım. Romanya sınırını alınca katılacağım tabii ki. Bükreş'i hemen düşürelim. Yolla kardeşim, yolla. Hemen şu küçük noktaları bitirip orduyu birleştireceğim. Bitti. Hemen Rus sınırını. Şurada bir toprak mı var? Allah kahretmesin ya. Şu toprak yüzünden sınırı bütünlemedi. Türkiye'ye saldıracağım daha değil. Heh, bitti. Şimdi sınır bütünlüğünü hemen sağlıyoruz. Uçakları Polonya'ya yollayalım. Daha oraya destek yapalım. Ben uçakları değiştirmemişim. Uçakları da değiştireyim. Hatta uçaklara daha büyük önem atayım. Rusların çok uçağı var arkadaşlar. Göstereyim onu da. Gördüğünüz üzere 1600 ile 4000 arası uçağı var gözüküyor. Birlik sayısı 300 ile 400 arası. Bize göre çok daha iyi. Bizim durumumuz şey değil. Pek parlak değil o açıdan. Oo. Tabii bu bölgeyi koruyamadık. Japonya'nın burayı alması pek işime gelmedi. İşin daha kötü kısmı, burada benim rubber'ım vardı, o gitti. Tabii. Şimdi fark et. Neyse, Hollanda bizde en azından şimdilik. Ondan alalım. Japonya kendi sonunu şeyde belirleyecek nasıl. Amerika'ya da aldığında ben şimdilik ordumu sınıra diziyorum. Önümüz Moskova. Yok. Hepsi değil. Şuna Belarus'a gitsin. Bu fighter burayı korusun. Fighter Belarus'a gitmiyor mu? Hadi bu da burayı korusun. Oha, 1782 fighter nedir ya? Fabrikalarına kadar bombalayacağım. En azından Rusları yenince onların peace deal'ları, yani şeyleri, barış anlaşmaları sıkıntı yaratmayacak. Pek atık de gidecek. Rusları yenmenin kolay yolu adam kaybı arkadaşlar. Ruslar çok hızlı adam kaybediyor ve kaybettikleri için de çok rahat yenebiliyorsunuz. Aleykümselam. Araştırmasını yapalım. Bazı bölgelerde inisiyatif kullanacağım. Maintenance falan, bunları hep level atlatacağız. Up
direniyor orada. Oo. 14 birlik nedir ya? Operation François. Kabul etmeyeceğim. Fighter focus. Focus. Tabii ondan önce improved screen ships yapalım. Gemileri de geliştirmemiz gerekecek. Malum Japonya filodan ibaret. Yani onların acilen şeyle savaşması lazım bu sırada. Oo. Burası biraz boşalmış gibi. Agresif kuşlayalım. Buradaki rubberlarımı geri alırsam çok iyi olur benim için. İnanılmaz iyi olur hatta. Oradaki limandan tutunmam yeter. Rubber ve limanın olduğu yer. Manpower'ın yetmeyecek. Yasayı değiştiririm şu an. Yasa daha başlarda olduğu için çok sıkıntı yok. Oğlum siz niye böyle acayip işler yapıyorsunuz ya? Bak şimdi. Gelmek için bir yol arayacağız. Yoksa onlar yok olacak burada. İtalyan ordusu gerçi ama. Heh. Geldik. Söran delirmeyi kabullenemem. Lojistiğe baktığımızda durum iyi. Şu an için iyi. Marşlardan geçerken biraz etrişin yiyeceğiz. Orası Rusya'nın kötü bölgesi diyebilirim. Ama onların ekipmanı benimkinden daha hızlı bitecek. Askeri de öyle. Güvenim ona. Şu bölgeye biraz değinmeye çalışacağım ama o bölgede evet geri geldi o ordu. Yapacak bir şey yok. Singapur kısmını kaybettik. Afrika'da herhangi bir şey yok zaten. Her şeyi unuttum. Ben ordu basmayı unuttum bu sırada. Alsas'ta biraz tank ağırlıklı ordu basabilirim. Malum Sovyetleri delmeye çalışacağız. Alsas'ta şey olsun. Çok ufak da infantry basılsın. Bunda hava olayları etki ediyor mu? Evet ediyor. Japan. İstediği kadar yapsın zaten savaş demeyiz. Neyin kafası? Evet bayağı bir bölgede itilmeye başladım hatta. Ruslar tarafından. Hava üstünlüğü sanıyorum ki onlarda. Evet. Şu bölgeye çekebilirim bomburlarımı. Karşı fighter sayısına bak ya. Yuh. 1700 ne ya? İnsan mısınız siz? Bende tabi öyle bir üretim yok şu an. Bana oranla çok fazla. Hatta bende öyle bir fabrika gücü yok şu an. Oo, manpower'a bak. Sıfırı gördü. Şimdi hemen düzelteceğim onu. Stalingrad'da sıçacağım belki. Yok artık daha ne. Stalingrad'a kadar gidersen durduramaz beni bir daha. Hadi oğlum. 150. Extensive değilmişim. Onu Service by Requirement'a aktarıyoruz. 2,5 milyon. Evet Sovyetleri yok etmek için 2,5 milyon asker bence yeterdi. Artar bile. Yalnız bu bölge... Heh. Bir an korktum. Kesecek orduyu diyor. Oo, şurada var ya bu orduyu bir kessem. Ama çok güçlü burada. Şurada falan çok iyi.
Bu arada bir kesebilirsem çok fena kan ağlar herifin olsun. Tam adam beni itiyor herif ya. Sovyetlerin tek sıkıntısı bir açık verdim bir daha toplayamıyor, sıkıntı orada. Sovyetlerin en büyük sıkıntısı çok manpower kaybediyorlar. Gördüğün üzere göstereyim hani. Şimdi bu uçacak bir yerden sonra milyonları falan şu hoppa bizi paketlemişler. Onları boş verin de siz orduyu kurtarın ya. Cephede ciddi bir adam azlığı sıkıntısı çekiyorum. Yanlar beklediğim gibi gitmeyince bunlar gitti. Of. Of yine of. Bayağı bir ordu çıktı benim. Yazık. Bayağı sağlam yazık oldu benim. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Tutsanıza attı ya. Allah Allah. Cidden şu an üst attı boş bıraktı bayağı ordu yani. Şinlon. Ne limanı abi ya. Saçmalamayın şurayı tutun. İyi limit şu an destekleyebiliyorsunuz. Hop. Keselim şuradan hemen. Biraz da biz. Hemen kapatın etrafını. Öh. 56 birlik nedir ya? Hemen destek. Ulan tam kapatmıştım. Destek biraz kötü etkiledi. Şuradan Leon Trotsky'yi de öldürdüler. Adam bir yandan savaşıyor, bir yandan politik şey yapıyor ya. Suikast yapıyor. Güneyi biraz itmişler. Çok sürmeyecekler bunlar. Şu an bitebilir istediği kadar. Bence Sovyetleri erken daldın. Sovyetler daldı, ben dalmadım. Ama Sovyetleri bitiririz. Şu an sıkıntılıyız. Japonya gelirse şu an bitmişti. Evet, Japonya'nın gelmesi beni sabah çok rahatlatmıştı. Japonya buradan bayağı bir dağıttı çünkü. Şimdi gelmemesi biraz kötü oldu tabi. Et olan ordu gitme, evet abi cephe çöküyor, çökmez. Kan savaş mı kaybediyoruz? Yok daha neler. Bu dediğine sen inandın mı? Esli Tosk'u kaybediyoruz yalnız. Esli Tosk'u kaybediyoruz. Güzel. Hoppa. Yakaladım. Ben büyük olması mikroyu tabi zorlaştırıyor bazı yerlerde ama şimdi güzel bir hata yapacak orada. Orduyla çok ilerlemek gibi. Delmezse buradan bir yerden ki delecek gibi duruyor. Belge almak var da adam yok ya. Yani.
ortada, hala upgrade ediyorum silahlarımı. Silahlarımın daha 11.000'i şey değil, Infantry Equipment 2 seviyesinde değil. Gelişmekle beraber biraz daha güçleneceğiz. Şu an için yeterli güçte değil. Kuzeyde bir itiyorum, bir itiliyorum, bir garip bir hal aldı artık. Kaç kayıp var? Az önce gösterdim. National Unity'ye zaten bir şey olmaz. Biraz da pes etmem. Japonlar saldırmazsa işin zor. Japonlar bize saldırıyor şu an. Japonlar şeylerle düşman durumda değil. O yüzden o seçeneği geçiniz. Japonya'nın manyaklık yapıp saldırması lazım sadece. O olmadan da hallederiz ama. Şu an böyle gözüküyor olması, dediğim gibi, böyle gideceği anlamına gelmiyor arkadaşlar cepheni. Toparladığım zaman, ki birçok noktada geri itmeye başladım dikkat ederseniz, işin rengi değişir. Özellikle önümüz kış, Rusların kaybedeceği ekipmana karşı benim ekipmanlarım söz konusu. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Değişkeni çok yani bu olayın şu an. 40 da tamam, araştırdık. 41 geliyor, birazdan fabrikaya geçeceğiz. S-Detox'a geri girme planımız var. Daha bitmedi. Ben mi kaybedeceğim? Rus'tan sanayisini görebilir miyiz? Tamam. ...98'de 123 metre fabrika civarında bir şey var, fabrikası var. 102'ye 137'de şey, sivilyanı. Sivilyanlarda ben biraz daha öndeyim. Şeyde de aynı şekilde olmam lazım. Ha, evet, militerde bayağı öndeyim ona karşı. Daha da öne gideceğim zaten. Yanım o yönde. O yüzden üretim konusunda ben şeyi dağıtacağım. Oyun bozan hemen önüne ordu çık. Burası şuraya saldırıyormuş, hemen arkadan saldırıp. Kestik. Evet, itmelere başladım artık. Özellikle kuzeyde falan çok çökeceklerini tahmin ediyorum.
Şöyle çekilebilir. Şurada çok büyük ordu var çünkü. Besli sosu geri aldık. Bu durum bana gerçeklerde olan Almanya-Polonya savaşını hatırlattı. Evet, Molotov Ribbentrop o yüzden yapıldı zaten. Bak şimdi. Sovyet hatası denilen güzel şeye bir tanıklık yapacağız. Yürü ya kulum, yaptırıyoruz orada hemen. Güneyden buraya at gibi ordu çekecek mecburen. Benim komutan, evet şu durdurayım, 8 level'da şu an. Şu ikisi zaten kendisinde olan da entrenchment bonusları vardı. Combat bit düşüreni var. Şu an supply consumption'ı indiriyor aşağı, güzel. Planning speed'i iyi. Division recovery rate'i çok iyi durumda, karizmatikmiş. Karizmatikse tipe bak anasını satayım. Gerçi var bir karizma var ya. Kabul edelim lan adamı, çok şey yapmayın. Karizma şeyi var adamın ya. Şimdi hakkını verelim adamın. Evet, şu kuzeyde yarmalarımız bize büyük avantaj sağlayacak. Hani şu an fark etmiyorsunuz belki ama buradan ittiğim her saniye orayı kurtarmak için aşağıdan veya ortadan açıklar vermeye başlayacak. O da benim avantajıma gelecek. Aşağıya bakmayacağım bile, ben yukarıyı itiyor olacağım. Doktorin olarak da güçleniyoruz epey. İtin oğullarım, itin. Aslan parçaları için. Napolyon'un evlatları. Senin komutanın bayağı coştu, evet. Sovyetler bayağı toprak kazandırdı. Buna benzeri ben de komutanım ama o zaman Erik von Manstein falan. Buradan değişti, Polonya toprak kazanmaya başladı şimdi abi. Yani yeneceğimi mi bekliyordunuz arkadaşlar? Bu da kaç hafta oldu ya? Oyun çıktı bir ay falan oldu değil mi oyun çıkalı? Ben yaklaşık bir aydır yayın yapıyorum. Ne zaman yayında kaybettim? Bir kere Polonya ile kaybettik. Onda da şeyden ötürü. Almanya'nın yanında girmeyeceğim. Şimdi girmeyeceğim dedim. Hop, bir daha da Almanya'nın yanına almadı bizi. Öyle kaybettim. Sonra da telafi ettim zaten Polonya ile dünyayı alarak diye düşünüyorum. Yani ne bekliyordunuz? Yenilmemi mi? Tabii yine erken konuşmayayım. Daha bitmedi ama. Bence durumum iyi yani. Yalnız Fighter'da çok büyük sıkıntımız var ya. Çok geriye düştük Fighter'da.